kamyoncu sektörü ve nakliye sektörü olarak, kooperatif olarak çok zayıf durumdayız şu anda. Devletin yönetmesi lazım. Devletin denetleme mekanizmaları bunları denetlemesi lazım. 1 milyarlık, 2 milyarlık nakliye için 2 milyarlık avukat parası vermem gerek. İki arabanın götüreceği yükü bir araba götürüyor. Bu niye götürüyor? Burada işverenlerin işine geliyor. Neden? Ucuz kiraya. %50'sini deposuna atsın, devlet baksın kaçak akaryakıt var. Geri dönüşüm karayağı var. Şahısların ve bizlerin yetmiş olduğu şikayetler göze alınmıyor. Sadece evrak lazım olduğu zaman şoförler odasına gidiyoruz. İşte 20 milyon veriyoruz, evrak alıyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. Veya plaka için varıyoruz, plaka basıyorlar. 40-50 milyon lira para veriyoruz. Yani şoförün olayıyla hiçbir alakası yok şoförler odasının. Devlet tarafından orada bir kurum kurulmuş. Burada birkaç kişi çalışsın, şoförün üstünden parayı toplasın, yesin. Daha ben federasyonun bir günden bir güne şu nakliye sektöründe çalışan insanlar için bir şey yaptığını veya bir şikayette bulunduğunu, bir derdini anlattığını görmedim. İnsanların yemeğinden geçirmek, emeğini sömürmek iyi bir şey değil. Bizde burada bir söz var, laf var yani cemaatte. En kolay para şoförden alınır. Arkadaşlar bir kez daha merhaba. Geçen programda da bahsettiğim gibi bugün yine Şerefli Koçhisar Taşıyıcılar Kooperatifi'nde, Güven Tır Taşıyıcılar Kooperatifi'ndeyiz. Ve burada bize mikrofonu uzattığımızda hakikaten çok güzel söylemlerle röportaj veren ikinci başkan Fatih Altuntaş'ı dinleyeceğiz. Fatih Altuntaş dertten tasadan bile bahsetse hakikaten sohbetiyle kendisini farklı bir şekilde dinleten bir arkadaşımız. Ekibimizden Duygu'yla çok güzel bir söyleşi yaptılar. Ben hiçbir şey söylemeden direkt sözü onlara vermek istiyorum. Adım Fatih Altuntaş, Şerefli Koçhisar, Güven Tır Taşıyıcılar Kooperatifi ikinci başkanıyım. Nakliye sektöründe faaliyet göstermekte olan bir kooperatifimiz var. Biz de burada tuz sektöründe taşımacılık yapmaktayız. İlçemiz genelinde çıkan işlerimiz tuz sektörüyle alakalıdır. Tahıl ve diğer ürünlerimiz de mevcut. Senelik 2 milyon tona yakın bir tuz sevkiyatımız olmakta bizim burada. Fakat kamyoncu sektörü ve nakliye sektörü olarak, kooperatif olarak çok zayıf durumdayız şu anda. Lojistikler ve şahıslar bakımından gerideyiz. Onlarla mücadele edemiyoruz. Kaç üyesi var kooperatif? Şu an 174 tane üyemiz var. Yaklaşık olarak da bir 350 tane aracımız var. Yani kooperatife kayıtlı. Koca bir şirketiz ama lojistikler ve işverenler yanında bir değerimiz yok. 350 kişilik bir fabrika sonuçta. Çıkar amaçlı. Kişilerin ve firmaların işlerine gelmiyor kooperatifler. Çünkü birlik vardır, beraberlik var. Fiyat konusunda bir fiyatlandırması var. Zarar etmemek amaçlığıyla kişilerin, şahısların para kazanması amaçlı. Ama bu tabii işletmelerin ve işverenlerin içine gelmiyor. Neden gelsin? Daha ucuza çektirmek varken, daha bir ucuz paraya nakliye çektirmek varken kooperatiflere, şahıslara bu işi vermiyorlar. Ama bu da ilçe sektörünü, ilçe hayatını, ekonomisini etkiliyor, bizi etkiliyor. Lojistikler var. Daha ucuz mazot, daha ucuz parça alıyorlar, lastik alıyorlar, indirimli, iskontolu. Gemi mazot kullanıyor çoğu. Kaçak akaryakıt kullanıyor. Ben 6 bin liraya mazot alırken o adam 3 bin liraya veya 3,5 liraya mazot yakıyor. Ben bu adamdan nasıl bir mücadele edebilirim, nasıl bir rekabet edebilirim? Edemem. Devletin yönetmesi lazım. Devletin denetleme mekanizmaları bunları denetlemesi lazım. Bize buraya sınırlı sorumlu taşıyıcılar kooperatifi olarak yetki veren kurum, biz Ticaret Bakanlığı'na bağlıyız, Sanayi Bakanlığı'na. Yarı bir devlet kuruluşuyuz. Yarı bir devlet kuruluşu olduğumuz halde bize destekleri çok sınırlıdır. Lojistiklere, şirketlere verilen desteğin onda biri bize verilmiyor. Biz kendi çabalarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Belgelerle, evraklarla, maliyelerle uğraşıyoruz. Çoğu esnafımız şu anda belki yola çıkacak durumu yok. Kredi kartı çeviriyoruz. Yani karta parayı yatırıyoruz. Gidiyoruz petrola, mazda kart çekiyoruz. Ondan yola gidiyoruz. Geliyoruz. Eve geliyoruz. Gene para yok, gene yok. KDV'ye çalışıyoruz. Tam evraklar demişken bu faturalarla ilgili konuşalım mı? Havale ücretleri. Normalde yasa diyor ki 5000 liranın üzeri havale, evet, olmalı. Ama siz 5000 liranın altına da havaleyle çalışmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey yapıyorlar gittiğimiz yerler. Havale yaptığı zaman kanuni ve yasal olmuş oluyor.
yasal statüye giriyor bize ödemiş olduğu para. Öbür şekilde diyor ki ben diyor faturan diye belki sahte diyor. Ben bunu diyor kanuni olarak bu şekilde yapmam gerekiyor diyor. Fakat bu art niyetli insanların da işine yarıyor. Dolandırıcıların işine yarıyor. Götürdüğümüz yükü belki bir ayda zor alıyoruz. Onu da telefon parası yapıyoruz adam arıyor arıyor. Maliyeye varıyoruz veya icra dairesine varıyoruz. Bunu beyan etmen için evrak istiyorlar veya avukat tutmam lazım. 1 milyarlık, 2 milyarlık nakliye için 2 milyarlık avukat parası vermem gerekiyor. Bundan da biz uğraşamıyoruz. Fatura kesilen yerlerde devlet 5 bin liranın altına kesinlikle havale yapılmaması diye bir kanun çıkartması lazım. Ya zaten böyle bir kanun var ama uygulanmıyor. Bizim devletimizin çıkarttığı yasaların hiçbiri uygulanmıyor zaten. Tonaj yasamız var. 42 ton basarı var araçların. 5 dingin. Şimdi gelsin incelesin. Gölden çıkan veya şundan 2-3 ay öncesine kadar burayı için konuşuyorum. Biz kooperatif olarak biraz müdahale ettik. %80 araba 50 ton. Sadece safi yükü. Yükü 50 ton bu adamın. Kantardan nasıl geçiyor 50 ton? Kantardan çok basit bir şekilde geçiyor. Vallahi bilmediğim için soruyorum. Kantardan geçiyor. Az önce konuştuk. Bak, ben gösteriyorum kantardan geçiş şeklini. Plakayı kapat. Arka plakayı da kapat. Dorsenin plakasını. Ha. Transit geç. Arkandan oraya karayolları denetleme istasyonu koymuş, araç koymuş. Bu adam niye kaçıyor diye peşinden gelen yok. Kamera koymuş, plakayı alırsa ceza geliyor. Plakayı almazsa bir şey yok. 50 tonla gidiyor. 50 ton. 45 ton, 50 ton. Yani bir iki arabanın götüreceği yükü bir araba götürüyor. Bu niye götürüyor? Burada işverenlerin işine geliyor. Neden? Ucuz kiraya. Ama bu hiç güvenli bir de bir şey değil. Arabanın da belli bir kapasitesi var bunu taşıyabileceği. Arabanın kapasitesi var ama taşıyor. Taşıyor. Şimdi 50 ton atıp 40 bin liraya gitmek var. Basar ton açıp 27-28 ton atıp 80 bin liraya gitmek var. Ben 27-28 ton atıp 70 bin liraya gittiğim zaman bu işverenin işine git gelmiyor. Bana diyor ki sen tonaj at. Neden? Ucuz kiraya gönderecek beni. Bunu yapan da çok, firmalar da çok. Şahıslar da çok. Şu araçlarımızın Koçhisar genel veya Türkiye geneli diyeyim. %50'sini deposunu açsın devlet baksın kaçak akaryakıt var. Geri dönüşüm karayağı var. %50'sinde. Çevre Bakanlığı gitsin incelesin. Bunlar çevreye bir zarar. Doğaya zarar. Vergi kaçırıyorsun. Sonuçta vergi kaçırıyorsun devletten. Bunu açığı kapatmak için ne yapıyor? Fatura satın alıyor. %100'le fatura satın alıyor. Veya sahteciliğe giriyor. Evrakta sahtecilik yap. Yapmak zorunda. Neden? Para kazanmadığı için bu adam geri dönüşüm yağ koyuyor 3,5 milyara, milyona, 4 milyona litresini. Ben 6 milyon 400 bin liraya mazot yakıyorum. Peki ben bu adamdan nasıl bir rekabet etmem gerekiyor? Bu adama nasıl bir çare bulmam gerekiyor? Devlete şikayet ediyoruz. Bir ay önce, 1,5 ay önce burada bazı olaylar oldu. Kooperatif bünyesi içerisinde. Aracı burada buraya park etti. Polise 8 kişi telefon ettik, bir saat sonra geldi. Kaçak akaryakıt var diye. Müdahale edilmiyor. Şahısların ve bizlerin yetmiş olduğu şikayetler göze alınmıyor. Aynı bir şekilde Ankara'dan Karadeniz Ereğli'ye gidiyorum ve tonajlı bir araç. Ankara'dan başladım. Ankara, Kazan, Kızılcahamam. Hepsine şikayet ettim. Bunu bana, zaten Ankara bölgesi bağlanıyor. Bildirim yapıyor. Bu araç Kızılcahamam'ı da geçti. Hiçbir polisin önünden geçiyor. Trafik polisinin önünden geçiyor. Müdahale etmiyorlar. Bizim ne yapmamız lazım o zaman? Devlet yaptığı kanunların yanında değilse, uygulamıyorsa o zaman bıraksın, serbest bıraksın, herkes bildiğini yapsın. K1 belgemiz var. 20 küsür milyarda 10 milyara düşürdüler herhalde şimdi. Biraz para lazım herhalde devlete düşür de herkes alsın diye. Şimdi L1 belgesini adam kiralama yapıyor. Senelik 3 milyar firma L1 belgesi var, aracı kiralık gösteriyor. 3 milyar şoförden para alıyor. Bu 3 milyar aldığı L1 belgesinden bu araç piyasada çalışıyor. Senin K1'in ne manası kaldı o zaman? C2 belgeli araç yurt dışına çalışabilir kanunen. Yurt dışı taşımacılığı için verilen bir belge. Irak'tan geliyor 2500 liraya 2000 liraya mazot alıyor. Deposunda 700-800 litre mazotla veya bir ton mazotla gideceği yere, yük alacağı yere gideceği şekilde parayı bedava yük götürüyor. Şimdi Antep'e gidin, bütün tenteliler. Antep'in işi genel tenteli olur. Bir tane kira bulamazsın.
Çok değişik yani. 1 milyara Ankara'ya gibi bir kira yazıyorlar. 1 milyar. Yani 1000 TL. 1000 TL'ye Ankara'ya kira yazıyor bu adam ya. Oradaki adam diyor ki ne, dışarıdan gelen adam. Ben diyor Kayseri'den veya Ankara'dan dışarı yük yükleyeceğim. Mazut param çıksın. Tamam biz ne yapacağız o zaman? Orada, burada geri dönüşüm yakıyorlar. Dışarı çalışan kaçak akaryakıt getiriyor. Yani resmidir belki de 700-800 lira. Ama ucuz alıyor. Ben bu adamdan nasıl bir mücadele etmem lazım fiyat konusunda? Şimdi ton kilometre belirli standart yerlere geçerli olabilir. Fakat dönüş olmayan yerler de var. Mesela bugün ben Van'a gittim veya Ağrı'ya gittim. Veya Karadeniz bölgesi Trabzon tarafı, Artvin tarafına gittim. Yani dönüşü zayıf olan bir yerler. Çoğu yerde Karadeniz'de Samsun'a kadar boş gelmen gerekiyor. Nereye gidersen git. %80. Samsun'a kadar boş geleceksin. Trabzon'a yükü boşaltacaksın, Samsun'a kadar dingili kaldıracaksın. Biz de öyle derler, dingili kaldırdır. Dingili kaldırıp Samsun'a kadar boş geleceksin. Van'dan alacağın yük bellidir. Ahlat'a gelirsin, Pirket yüklersin Urfa'ya mazot parasına. Oradan dingili kaldırırsın Payas veya Osmaniye'ye kadar boş gelirsin. Ton kilometre sadece sabit yerlerde kullanılabilir. Bizim sıkıntımız, büyük sıkıntımız nakliyeciler. Bu seyyar nakliyeci diyoruz biz onlara. Ellerinde telefondan nakliyecilik yapanlar var. Bir masa, bir sandalyesi var. Fabrikayla gidip konuşuyor. Orada sevkiyatçısıyla. Sevkiyatçısının artık belli bir çıkar ilişkileri var. Şimdi benden fiyat istiyor kooperatif olarak. Ben 1000 lira fiyat veriyorum. O telefon ediyor, diyor ki ben de ya 700 milyon, 600 milyon araba bulurum. Yük veren de onu seçiyor. Peki giden adam nasıl gidiyor diyeceksiniz. O da sizin şeyiniz. O da nasıl gidiyor? O da bu şekil gidiyor işte. Karayağıyla. Geri dönüşüm mazotuyla, günü kurtarmak amaçlı gidiyor. Para kazanma olayı yok şu anda. Para kazanıyorum diyen insan yalan söyler. Şu araçlarımız var burada, bakabilirsin. Çoğunun lastikleri belki teli çıkmış. Bak, hemen orada gözüküyor mesela, teli çıkmış. Araçlar bakımsız. Çünkü harcayamıyorsunuz. Bir yedek parça euro, bu araçların bütün parçaları euro bazında geliyor. Euro bazında. Şu anda euro 6000 küsur 7000 lira civarında. Geçen seneye göre bütün parçalar ikiye katladı. Bütün masraflarımız %100, %50 ile %100 arasında artarken bizim kiralarımız sadece 2 lira arttı. 50 milyon lira. 3700 lira şoför çalıştıran adamın sadece şoför maaşıyla stopajı var. Yani sigortası var. 3700 lira. Lastiğin bir tanesi 2000 lira. Bir lastik 2 sene gider. 12 tane lastik var arabanın altında. Yani 2 ayda bir lastik, ayda yarım lastik, o da 1 milyara tekabül eder. Ayda 1 milyara sadece lastik parasını koyman lazım buraya. Bandrolün, sigortan, gaskon, trafik, bandrolün benim 12 milyar lira. Bunlar hiçbir devletimiz bizim göze almıyor. Zannediyorlar ki bunlar işte 2000 lira kira alıyor, 2000 lirayı da alıp cebine koyuyor. Zaten 6000 liraya mazot yakarsan 2000 liralık gittiğin yerde kalacak para KDV'dir. Yani %25'i kalsın, bunun %18'i zaten KDV. Bu KDV'yi de biz devlete verirsek biz ne yiyeceğiz? Bizim çocuklarımız ne yiyecek? 170 tane üyemiz, 350 tane aracımız var. 350 kişi demek bir fabrika demek yani. Çoğu bir fabrikada 350 kişi çalışmaz. Bu insanlar piyasadan para toplayıp adil bir şekilde insanlara dağıtıyoruz. Tamircisine, yakıtçısına, lokantasına, esnafına, işte parçacısına. Herkese adil bir şekilde dağıtıyoruz. Bize bir şey kalmıyor. Ama vardığımız yerde de nereye vardık? Fabrikalara veya başka bir resmi kurumlara. Sınıfımız yok. Hani Hindistan'da sınıf sınıf insanlar var. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Gerçi bizim burada da oldu artık da sınıf sınıf. Bizim sınıfımız yok. Hiçbir sınıfa mensup değiliz biz şu anda. En alt sınıfın da en altındayız. Hiçbir yerde değerimiz de yok. Neden mi öyle? Niye yani? Bugün? Hor görüldüğümüzden. Hayır. Belki biraz cahil olduğumuzdan. Estağfurullah. Neden ama yani? Neden hor görülüyor kamyoncu? İşte ben de size sorayım, neden hor görülüyoruz biz? Yani siz bakıyorsunuz orada, niye hor görülüyoruz biz? Biz bunu hep söylüyoruz. Kamyonculuk çok özel, açıkçası kutsal da bir meslek. Evet. Neden? Evet, öyle. Bu insanların yediği ekmeği, hatta bir kamyoncu arkadaş demişti ki uçan kuş bile dedi bizden nasip denir dedi. Evet, uçan kuş ve karınca bile bizden nasip denir. Bu kadar özel bir meslekken neden hani hor görülüyor kamyoncu? Aslında yaptığınız işin önemini çok iyi bilirseniz evet. Daha saygı duyulması gereken bir meslek. Ama ya buna rağmen de böyle geldi, şimdi, böyle gidiyor. Öyle değil. Şimdi mesleğimiz gerçekten de çok değerli ve kutsal bir meslek. Çalışma açısından da olsun. Çünkü insanların
genel maksatta hizmet yapıyorsunuz. Kamusal bir alanda hizmet yapıyorsunuz. Kamuya hizmet yapıyoruz biz. Çünkü insanların yediğinden, içtiğinden, giydiğinden, kullandığı her şeyden biz getirip götürüyoruz. Arkadaşlar diyor ki çünkü bizim birlik beraberliğimiz yok. Bizim başımızda bir birlik evet. yok. Bizi derleyip toplayacak, şikayetlerimizi kamuya dile getirecek toplu evet. bir şekilde. Hani daha çünkü tek başına devletin kapısını çalsan giremezsin ama bir dernek, STK, bir kuruluş olarak çaldığın zaman çok daha farklı karşılanıyorsun. Evet, şimdi bizim de böyle işte şoförler odası var diyorlar ama şoförler odası kamyoncuları tanımıyor bile diyorlar. Şimdi ben şoförler odasında da yönetim kurulu üyesiyim. Sadece evrak lazım olduğu zaman şoförler odasına gidiyoruz. İşte 20 milyon veriyoruz, evrak alıyoruz. Başka hiçbir şey yaptığımız yok. Veya plaka için varıyoruz, plaka basıyorlar. 40-50 milyon lira para veriyoruz. Yani şoförün olayıyla hiçbir alakası yok şoförler odasının. Devlet tarafından orada bir kurum kurulmuş. Burada birkaç kişi çalışsın, şoförün üstünden parayı toplasın, yesin. Veya geçinsin, bir şey sürdürsün. Şoförler odası varıp da Ulaştırma Bakanlığı'na herhangi bizim hakkımızda bir bildirimde bulunamıyor ki. Veya dilekçe veremiyor. Veya anlattığı dinlenilmiyor. Federasyonumuz var. Şoförler Odası Federasyonumuz var. Daha ben federasyonun bir günden bir güne şu nakliye sektöründe çalışan insanlar için bir şey yaptığını veya bir ya bir şikayette bulunduğunu, bir derdini anlattığını görmedim. Gören varsa söylesin. Anca bizden aidat alıyorlar. Aidat alıyorsun da bunu neye harcıyorsun? Benim için ne yapıyorsun? Dinlenme tesisleri var Şoförler Odası'nın, federasyonun yapmış olduğu. Lüks de, bayağı da lükstür bak görseniz. Evet. Görüyorsunuzdur yolda tabii giderken. Tabii yoldan geçerken. Şurada hemen şeyde de var bizim kulu. Aynen. Ne tesisi de orası. Şoförler Odası. Ya Şoförler Odası'nın ismini getiremedim. Orada şey var, gayet de lükstür. Ticari bir yani. Şoförler Odası'nın işletmesi olduğu halde taksilere hizmet ediyor. Hususi taksilere hizmet ediyor. Kamyonların duracağı, tırın duracağı 10 tane arabayı koysan yer sahası dolar. Anca bir güzelliği var işte, durursan bir şey var ya, bizim ticari kartımız var ya şu. Onu gösterirsen herhalde bir %20 indirim yapıyorlardı önce, şimdi nasıl bilmiyorum. Ha, uğramıyorsunuz. Duramıyoruz ki zaten. Vallahi açıkça söyleyeyim. Biz de oraya bazen dinlenmek için çay içmeye giriyoruz. Ben bir tane kamyon görmüyorum. Yok. Yok. Göremezsiniz, lüks. Lüks yani, yer yok, bir de lüks, bize lüks. Şimdi takograflarımız var araçlarımızda. Polis memur beyler beni durduruyor, diyor ki takografını ver. Verelim. Çıkarıp veriyoruz. Şimdi benimki bir dijital mekanik şeyinden kağıtlı takograf. Bir de dijital olarak çıkarttılar. Şimdi bütün arabalara mecburu koştular onları. Şoförlerin çoğu onu kullanmayı bilmiyor. Nasıl rapor alacağını da bilmiyor. Polis de bilmiyor. Şoför bilmiyor, polis de bilmiyor. Bunu uygulayan adam da bilmiyor. İstanbul'dan karşıdan çıkıyorum, geliyorum ben. Köprü geçiyorum. 4 saat araba sürme hakkımız var ya. İstanbul, Çorlu veya Trakya tarafından çıkıp da İstanbul'u geçen bir araç Adapazarı'na kadar hiçbir parkta duramaz. Duracak yer yok. Polis çevirip diyor ki ne bana? Sen de 5 saat araba sürmüşsün, sana ceza yazacağım. Nerede? Ya parkta yer vardı da ben mi durmadım? Sen park yaptın da ben mi durmadım? Bazen şeye duruyoruz, emniyet şeridine duruyoruz. Depo lambasını yakıp geliyor. Niye duruyorsun sen burada? Takom doldu. Çek arabanı. Ya buradan çekersem şu oradaki de ceza yazacak. Takom doldu diye. Yani bir kanunları yaparken, bazı şeyleri yaparken bunun altyapısını yapacaksın önce. Biz altyapıyı yapmadan kanun yapıyoruz. Ondan sonra uygulama yok. Uyguluyorsak da kişilere, belli kişilere, garibanlara uyguluyoruz. Zenginlere bir şey uygulamıyoruz. Gece gündüz 24 saat araba sürüyoruz. Bunu devlet de biliyor bizim 24 saat araba sürdüğümüzü. Çünkü 8 saat kuralını 4-4'lük uyguladığı zaman şu benim götürdüğüm yükü 2000 liraya değil de bana bu işveren 5000 lira para yazması lazım. Ben bunu evet. bir günde değil de 3 günde götüreceğim. Evet, kesinlikle doğru olan o evet, aslında. Ama bunu devlet ama biliyor, işte, uygulamıyor. Ama işte uygulasın. Dediğiniz gibi mesela 4,5 saat kullanacaksın. Sonrasında senin dinlenmen lazım. 1 saat. Ama dinlenme yerin yok. Bunun altyapısı gelmeden altyapımız uygulamaya yok. Geçmesi evet. Kanun, sizleri daha da mağdur durumda. Kanun yapıyorlar, uygulayacak altyapımız yok. 8 saat araba süreceğim ben. 4,5 saat bir süreceğim, 1 saat dinleneceğim, 4 saat bir süreceğim, yatacağım.
Günde 8-8,5 saat ara süreceğim. Geri kalan 16 saat, 15,5 saat dinlenmem gerekiyor. Ama biz 18 saat araba sürüyoruz, 6 saat dinleniyoruz. Neden? Bu araçlar günümüz şartlarında eğer yola gidip sefer atmazsa, sefer atma diyoruz biz ona günlük. Eğer sefer atmazsa zaten kazandığı seferde 500 lira. 6 günde gidip geldiği zaman 500 lira bir asgari ücretlinin veya şurada çalışan işçiler var, sezonluk işçiler, yövmiyeyle çalışanlar. Bir ustanın yövmiyesi 150 milyon liradır. Şu anda çalışan bir ustanın inşaatçının yövmiyesi 150-200 milyon civar. Bize o para da kalmaz. Bize sadece diyor, şey olarak görüyor, diyor ki bu adama 500 lira kalsın yeter. Ya bu bir iş makinesi, bir ticarethane. Bunun algısı var, vergisi var, yağ bakımı var, lastiği var, her şeyi var. Sonuçta bunlar da masraf. Sigortası, kaskosu, her şey masraf. Aldığımız parayı yani tatlılıkla yedirmiyorlar bize. Vermiyorlar ki yiyelim. Vermiyorlar. Ondan sonra devlet yakışıyor. 1 milyar maliye borcu koydu mu tık düğmeye basıyor. Çok güzel yapıyorlar onu şimdi. Düğmeye bir basıyor. Bütün esnafın Koçhisar geneli basıyor düğmeye. Herkesin hesaplarına bloka geliyor. Hesaba para geldi mi çekemiyorsun. Hemen varacaksın maliyeye, o 1 milyarı yatıracaksın. Biz küçük esnafık. Biz eğer gelen parayı döndüremezsek biz zaten çalışamayız. Ama zengine öyle yapmıyor. Zenginin trilyonlarca borcu var. Milyonlarca diyeyim şimdi, trilyon biraz çok oldu eski paraya kadar. Milyonlarca borcu var. Af getiriyor ona. Vergi affı getiriyor adama. Benim de 1 milyar borcum oluyor. Bloka koyuyor, bağlama koyuyor. Yani bu adalet mi? Yani zengin değilik diye. Zengin olsak zaten bu işi yapmayız biz. İnsanların emeğinden geçirmek, emeğini sömürmek iyi bir şey değil. Bazı şeyleri de görmek lazım. Şimdi depomu görmüştünüz biraz önce. Bu ne demiştiniz de? Evet. 850 litre depom var benim. Onu çekeceğim aslında. 850 litre depom var. 6000 küsur liradan 5000 küsur liraya benim depom. 5000 küsur liraya depom mazut alıyor. Doluyor, doluyor. 5 milyar yani eski parayla 5 milyar paraya benim depom doluyor. Hırsızlık yapmaya, banka soymaya gerek yok ki. Adam akşam geliyor. Deponun kapağını açıp gidiyor, mazotu çekiyor, polisi arıyoruz. Niye buraya durdun diye. Nereye duracağım ben ya? Hırsız aklı oluyor. 5 milyar 2 asgari ücretten fazla herhalde. 2,5 asgari ücret. Bir depo mazot, 2 tane asgari ücretlinin parası. Ve bunun %70'ini de benden vergi alıyor. Bizde burada bir söz var, laf var yani cemaatte. En kolay para şoförden alınır. Yolda geçen bir adamdan cebinden 10 lirasını al. Belki 10 lira için cinayet işler. Ama şoförün cebinden devlet çok güzel, okşuya okşuya, döve döve parasını alıyor. Ondan sonra bir de tokat vuruyor. Tamam, lojistikleştirin bu işi, firmalaştırın, biz de kurtulalım, siz de kurtulun. Biz de arabalarımızı verelim lojistiğe. Ya lojistikte şoför olarak çalışalım ya da bu işi bırakalım, devlet bize bir iş bulsun veya bir iş yeri kursun. Biz devletimizi seviyoruz. Bak burada da yazıyor. Bak, Türkiye'de şeyimiz var. Gerçi silgi kapatmışlar. Devletimizi seviyoruz biz. Bizim devletimizin canımız feda. Ama devletimiz de bize sahip çıksın. Görmemezlikten gelmesin. Hani su aksın da yolunu bulsun demesin. Sesimizi duysun. O suya da bir yol bulsun. Yol yapsın. Gerekirse önüne bent koysun. Kanun çıkarıp da kişilere uygulamasın. Herkese uygulasın. Fatih Altuntaş'a ve Duygu'ya çok teşekkürler. Zaten sahada ekibimiz gerçekten Türkiye'nin her tarafında bu çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Ben arkadaşlarıma bir kez daha buradan canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Biz hep beraber ancak varız. Bu şekilde eğer güzel bir şeyler çıkıyorsa ortaya, birlikte çıkarabiliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Fatih Altuntaş'ın sözlerinde benim en çok dikkatimi çeken iki tane konu oldu. Bir tanesi kaçak akaryakıt kullanımına ilişkin. Bu çok çok önemli bir konu. Şikayet ediyoruz, sonuç alamıyoruz dedi. Kaçak akaryakıt kullanmanın hem araca çok büyük zararı var. Hem haksız rekabete yol açıyor fiyatlandırma konusunda. Bunun yanı sıra bir takım başka riskleri de barındırıyor. Yani çok daha tehlikeli
durumlar söz konusu olabiliyor. Bir kaza anında vesaire çok daha büyük tahribata, can kaybına vesaire sebep olabilecek durumlar söz konusu. Ama dediğim gibi ilk başta haksız rekabeti yol açan bir durum var. Ama yeni nesil araçlarda işte olabildiğince standartların dışında akaryakıt kullanmak mümkün değil. Ancak bunun nasıl yapıldığı, hangi araçlarda kullanıldığı ayrı bir inceleme konusu. Bu konuları da yakın zamanda gündemimize alacağız. Yine daha önce de yaptığımız gibi. İkincisi de gelir eksikliğinden araçlarımıza lastik dahi alamıyoruz dedi. Bir ağır vasıtada 40 ton yüklü, 42-43 ton yüklü bir ağır vasıtada lastiğin kabak olması demek ne demek? Ben bunu söylüyorum, başka bir şey söylemiyorum. Gerçekten bu arkadaşların araçlarına iyi bakım yaptırabilmeleri lazım. Lastiklerinin çok sağlam olması lazım, çok dayanıklı olması lazım. Hiçbir konuda en ufak bir yetersizlikleri ekipman, araç vesaire olarak olmaması lazım. İlk önce onların, sonra da etrafındakilerin can güvenliği açısından. Çok teşekkür ediyorum konuğumuza. Sizlere de bizi izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşelim.